Mafya hocam, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar neler ve biz doğru bir okuma yapabiliyor muyuz şu anda? Yapamıyoruz. Yani bunu biz uzun zamandır olayı doğru okuyamıyoruz. Biz genellikle de kendi konumumuza, bulunduğumuz duruma göre okuyoruz her şeyi. Yani kendimiz, biz haklıyız, başkaları haksız. Konuya hep böyle bakıyoruz. Bu ailelerimizde de böyle, aile kültürümüzde de böyle, toplum kültürümüzde de böyle, devlet yönetimi kültürümüzde de böyle. Biz sorunlu değiliz, hatamız yok. Hep dış güçler hatalı, başkaları hatalı. Çocuğumuz kötü gidiyor dersleri, hoca garezi var çocuğumuza. Takımımız kötü oynuyor, hakem taraf tuttu. Şu oldu bu. Hep böyle dışarıda arıyoruz konuyu. Hep sürekli. Bu toplumsal olarak da böyle. Dış güç, müş güç varsa da bizim kendi görevimizi, işimizi doğru yaptıktan sonra bakacağız. Öyle bir şey varmıyor. Elbette dış etkiler var. Yani işte şimdi savaş var. Bunun bir dışı. Ama biz acaba oraya kadar görevimizi doğru yapıyor muyuz? Yani Türkiye'nin başında bir takım sorunlar var. Bir takım değil, çok sorun var. Ekonomiye gelmeden bir kere hukuk sorunumuz var. Evet. Yani bu hep vardı ama son 20 yılda, özellikle son 5 yılda artık bu zirveleri aştı. Son gelişmeler bize gösteriyor ki artık her türlü zirveyi aştık. Yani Türkiye hukuk olayında. Yani böyle gittiği zaman ne yerli yatırımcı, ne yabancı yatırımcı, ne karar alıcı, hiçbirisi doğru karar alamaz. İki, yani bu çok ciddi bir sorunumuz. Biz irrasyonel bakıyoruz olaylara. Hep mucize beklentilerimiz var. Yani biz istediğimiz gibi saçmalayabiliriz. Ama böyle bir mucize olacak, bir yerden petrol bulacağız, doğalgaz çıkacak ya da bizi bir kurtarıcı biri gelecek. Hep böyle bakıyoruz olaylara. Yani hiç böyle rasyonel bakamıyoruz hadiselere. Enflasyonu %19'lardan 80'lere çıkarmak kadar irrasyonel bir tavır olamaz. Neyse, enflasyon yükselirken biz faiz indiriyoruz ya. 1,5 sene boyunca faiz indirdik. Ve biz faiz indirerek enflasyonu düşüreceğimizi düşündük. Şimdi bunlarla baktığın zaman Türkiye'nin o kadar çok sorunu var ki çözmesi gereken. Bir kere her şeyden evvel birinci meselemiz bizim, yani ekonominin dışında söylüyorum. Bir, gerçekleri kabul edeceğiz. Gerçek ne? Bir kere bu açıkladığımız enflasyon gerçek değil. Bir kere onu kabul edeceğiz. Bizim TÜİK verileri diyorsunuz. Tabii, yani bizim gerçek enflasyonumuz onun 2 katı. Çünkü enflasyonu eğer %60 diye tanımlarsanız farklı önlem alırsınız. %120 diye tanımlarsanız farklı önlem alırsınız. Hadisemiz buradan geliyor bizim. Buna yaklaşımımız da yanlış. Hedefin ne? %5. Enflasyonu %5'e indireceğiz. 20 yıldır hedefimiz bu. Sonuç ne? %65. Böyle hedef mi olur ya? Artık bunu değiştir yani. Bu, yani anlatabiliyor muyum? Yani bu bakış açımızı, bu irrasyonel yaklaşımımızı değiştirmediğimiz sürece, ki bu giderek arttı. Geçmişte bu kadar değildi. Çünkü Türkiye her geçen gün bilimden kopuyor. Sonunda ne oluyor? Böyle bilim dışı yetişmiş bir insanlar ordusu çıkıyor. Biz buradan ondan sonra bilimsel sonuç bekliyoruz. Olmaz. Yani anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlıyorum. Yoksa hocam. Yoksa enflasyondu, şuydu, buydu. Doğru, bunlar hep sorunlarımız ama bu sorunları yaratan bütün birikim bu. Biz bilim dışındayız.